Triumph 100 yılı aşkın süredir motosiklet üreten birkaç markadan biridir ve en eskisidir. 1901'den beri motosiklet üretirken bazı sınıfların belirlenmesinde de öncülük yapmış. Scramble, Enduro gibi modellerin üretiminde de ilklerden olmuş. Triumph bugün de en zengin alternatifli Enduro sınıfı üreticilerinden biridir. Tiger 1200 ve Tiger 800'lerin 6'şer alternatifi var. Bu da seçim yapacağınız zaman biraz kafanızı karıştırıyor olabilir. Aslında o kadar da karışık değil. Tiger 800'ün 6 modelinde birbirine olan farkını gelin birlikte inceleyelim. Farkı dedik ama önce birbirinden farkı olmayan yanlarından bahsedelim. Bir defa hepsi aynı şase, aynı gövde üzerine kurulu, motor ve şanzımanı birbirinin aynı. 800 cc 3 silindir 94 beygir güç üreten makinesi var, aynı devirde çalışıyor. Şanzımanında hepsi 6 ileri vites ve vites oranları aynı. Bir başka birbirinden farkı olmayan yanı da ön ve arka fren sistemleri. Peki farkı mı? Diğer donanım farkı. Şimdi farklarından bahsedelim. Öncelikle bu 6 modeli jantlarıyla birbirinden ayırt etmemiz lazım. XJ'ler tel jantlı, XR'lar çelik jantlı. Neden mi? XR'lar çelik jantlarıyla asfalt yolları için, XJ'ler tel jantlarıyla bozuk dağ yolları için daha elverişli. XR'ların ön ve arka süspansiyonları şova. XR, XRX ve XRT'ler aynı çapta, aynı tip süspansiyona sahip. Asfalt sürüşe daha yatkın. XJ'lerin üçünde de ön arka white power süspansiyonlar var. Biraz daha becerikli ve tamamen ayarlanabilir. Bir başka fark ağırlıkları. Üzerindeki donanım arttıkça 3'er 5'er kilo ağırlaşmışlar. XR 213 kilo, XRX 216 kilo, XRT 222 kilo, XC 218 kilo, XCX 221 kilo, XCA 228 kilo. Sürücüleri en çok ilgilendiren özelliklerden biri de sele yükseklikleri. Onlar da farklı. XR'ların sele yüksekliği 81 cm'e kadar inebiliyorken XC'ler 3 cm daha yüksek. En düşük ayarda 84 cm. Diğer donanım farklarını da hızlıca anlatayım. XR'larla başlayalım. XR'lar en temel donanımdaki modeldir. Ve 800 XR. Alaşımlı jantlar, Triumph çekiş kontrol sistemi, açılıp kapanabilen ABS, yol bilgisayarı, karter muhafaza, dörtlü flaşör, ayarlanabilir fren ve debriyaj levyeleri, 12 volt elektrik çıkışı. XRX'te bütün bunlar var ve ilave olarak gelişmiş yol bilgisayarı, yol ve arazi sürüş seçeneği modu, 3 alternatifli sürüş modu, otomatik kapanan sinyaller, hız sabitleyici, orta sehpa, elcik koruma, konfor tipi sürücü ve yolcu serisi. En donanımlı model olan XRT'de bütün bunlar var ve ilave olarak alüminyum çanta için bağlama ekipmanı, alüminyum radyatör koruma, CNC işlemeli arka fren hidrolik deposu, LED sis farları, GPS bağlantı ayağı, ısıtmalı elcikler, ısıtmalı sürücü ve yolcu selesi, lastik basınç ölçüm sistemi. XJ'lerin birbirinden farkına geldiğimizde bu grupta da XC en temel modeldi. Çelik tel jantlar, Triumph çekiş kontrol sistemi, açılıp kapanabilen ABS, yüksek üst ön çamurluk, yol bilgisayarı, radyatör muhafaza, karter muhafaza, dörtlü flaşör, ayarlanabilir fren ve debriyaj levyeleri, 12 volt elektrik çıkışı. XCX'te bütün bunlar var ve ilave olarak motor koruma demiri, gelişmiş yol bilgisayarı, yol ve arazi sürüş seçeneği modu, otomatik kapanan sinyaller, hız sabitleyici, orta sehpa, elcik koruma, alüminyum karter muhafaza, ilave 12 volt elektrik çıkışı. En donanımlı model olan XCA'da bütün bunlar var ve ilave olarak CNC ayaklık seti, LED sis farları, GPS bağlantı ayarı, ısıtmalı elcikler, ısıtmalı sürücü ve yolcu selesi. Neden mi böyle yapmışlar? Hiç kullanmayacağınız bir özelliğe boşuna para ödemeyin diye. Kışın motora binmem mi diyorsunuz? O zaman elcik ısıtma veya sele ısıtma opsiyonuna neden boşuna fazladan para ödeyesiniz ki? Ya da neden böyle yapmışlar biliyor musunuz?
XCA'nın veya XRT'nin üzerindeki ekstralara ihtiyaç duyuyorsanız ve sonradan bunları almak zorunda olsanız çok daha fazla para öderdiniz. Yapmanız gereken neye ihtiyaç duyuyorsanız doğru tespit etmek. Günlük vesayet olarak kullanmak istiyorum, her gün işe gidip gelmek için almak istiyorum, bacaklarım skuturlara pek sığmıyor diyorsanız var. Motorunuza hafta sonları artçınızla binerek günübirlik seyahatler mi yapacaksınız? Var. Her fırsat bulduğunda birkaç günlüğüne şehirden uzaklaşmak, arazide, dağ yollarında motor sürmek istiyorum diyorsanız var. Motora bindim mi? Bir hafta eve dönmem. Her türlü iklimde, hava şartlarında motora binerim. Çantalar benim için olmazsa olmaz diyorsanız o da var.